noktaladık. Kendime doğru ben şu kadar kırdım. Yani daha az da kırabilirsiniz, daha çok da yapabilirsiniz. Şekil, kumaşımı tam ortaladım. Geldi. Sıfır. Hijab şey yapacağım yani çapraz drape. Şuradan çaprazımı belirledim. Tam iki parmak ilerisinden iğnemi Esra yönüne doğru taktım. Ve kumaşımı temiz bir şekilde geriyorum. Buraya geliyorum. Alnı çok kapatmadık mı? Ayarlayacağım şimdi onu. Tamam. Bu nem de gözükmemesi lazım kızlar. Bu nemiz altı çok kırışık var. Evet, temiz durması lazım. Kumaşım. Bir yandan da izleyin. Tam çaprazımı iki kaşın ortasından belirliyorum. Yine 2-3 parmak ilerisinde. Çok değil bakın. İğnemi kilitledim buraya. Buna ben çok sağlıyorum. Aynen. Yalan yapıyorum. Bir. Kumaşımı kaymasına emin olamıyorsanız, kayma ihtimali yüksek diyorsanız iğne atabilirsiniz. Bu şekil. Ve geldik buraya yine. Açtım. Bakın. Karıştırmayı. Şuradan yine. Üstten gelen kısmı alttan bu kez alıyoruz. Evet. Yani yavaş yavaş. Bakın. Yine bu sefer. Yine ikinci aşamayı böyle aldım. Şey yapıyorlar. Kendi kendilerini de anlamıyor insan çocuk. Evet. Yine geliyorum. Kumaş çok gergin olması lazım. Temiz elinizden düzelterek üste çeviriyorum. Tabii mankenimiz de sabit duracak. Bizimkisi oynar. Vallahi hiç yerinde durmuyor. Şu çaprazını bu şekil eşitlemem lazım biraz. İster bunu küçük yapın, ister büyük yapın. O size kalmış bir şey. Hayal tülde bunu yapmak çok kolay. Hayal tülü yaparken göreceksiniz. O kadar kolay. Kesiliyor mu hayal tülü? Evet. Bunu tüm yapıyorsunuz ama evet. Hayal tülü ben bundan kesmiyorum ya, ondan biraz şey oluyor. Şimdi ikinci aşamayı yaptım ya. Üçüncüyü de böyle kaldı ya. İlkin bu tarafından yapıyorum. Bunu kullanıyorum. Daha rahat oluyor o zaman. Yine bak içine benim kumaşım dikişi görünmesin diye. Şöyle hafif içine aldım. Anladınız mı? Kafanız karışmıyor değil mi kızlar? Yaparken daha iyi. Belki şimdi ben anlatırken size sıkıntı olur ama beraber yapacağız ya. Bana göre şal en zoruna değil mi? Evet, karışık arkası çok karışık oluyor. Bir kere yapmışım ama. Daha önce yapmadığımız için karışık geliyor. Evet. Yaptıkça öğreneceğiz. Yine bunu aldım. Ayarlıyorum. Yavaş yavaş topuz da toplanıyor. Evet. İçinde bir topuz oluyor aslında. Aynen. Kumaş. Hı hı. Şimdi bana bu kadar yeterli diyelim.
Bunu toplamam lazım. Toplarken de bunu tekrar içine gömüyoruz. Bu biz bunu kullanmıyoruz. O bize lazım değil. Temiz bir şekilde aldım. Buradan birleştiriyorum. Kılçık atıyorsunuz kıza. Ya da dikiyorsunuz bakın. Bu da kılçık daha mantıklı. Evet. Şunu şekil. Yok, ben şu an dikeyim mi? İsterseniz yapayım görün. Tamamen bitireyim. Normalde dedim bitirmeyeyim. Bunları tamamen bitiriyorsunuz. Ama ben şekil temiz. Hiç kumaş sarkmayacak asla. Evet. Kumaş hiç dışarıda kalmayacak. Güzel kalmayacak. Hiç. Güzel. Anladınız mı? Evet. Bunun üstüne duvak bile yapıyorum. Kesinlikle. Hiç duvak koymasam bile direkt bir tane taç alnına tak bitti. Öyle de yapıyorlar. Biliyorsun hakim yaka şey kullanıyor. Nişanlık alıyor. Hiçbir şey istemiyor. Sadece şey istiyor. Banka. Keder. Keder yok. Keder yok. Çok uğraşmayayım. Ben şimdi bir tane buraya tutturayım öylesine. Evet. Çünkü bunu açmak da mesafe işim sıkıntı. Uğraştıracak bizi. Hiç uğraşmayayım. Şuraya bir tane de alnına aksesuar veya taç veya inci. Şu şekil. Oldu bitti işte. Bitti. Muhteşem. Hijab modeli. Her şeyin tekniği. Şimdi bunu çok sıkıntı oluyor. Asistan göreyim ben hocama. Artık ne diyeyim? Ben her şeye geçeyim. Yana. Bu şekil. Gel ikincisine. Kumaşım bu benim. Ben nereden alıyorum bakın. Ortadan ayırdım. Buna iyi dikkat edin. Şuradan alıyorum bu sefer ikincisini. Yine çaprazımı yapıyorum. Çünkü önünü görmem lazım. Üçüncü parçamı kullanacağım arkadaşlar. Bu sefer şu dalından yana bıraktığım dal var ya şu. Şu daldan alıyorum. Sıralamayı böyle yaparsanız kafanız hiçbir zaman karışmaz. Düzgün gidersiniz.
Ve bu bıraktığım daldan tekrar... Toparlarsınız. Nasıl kolayına geliyorsa öyle yap. Diyelim ki dalından yapamadın mı? Buradan iğne tutturacaksın. O zaman ne yapıyoruz? Bir çaprazı böyle koyacağız, bir çaprazı böyle. Ama bu koyduğum çaprazı şuradan iğne atıyoruz. Evet. Anladın mı? Ve tek parçadan bütün gösteriyorum. Onu yapamadınız mı? İki parçadan yaparsınız. Sıkıntı yok. Onu da gösteriyorum. Hanginiz kolayınıza gelirse onu çalışın. Yeter ki. İkisi aynı şeye çıkıyor. Hiç değişen bir şey yok. Hijab modeli dedikleri bu. Ve hayal türde daha kolay. Hayal türde keserek yaptığımız için... Parça parça. Bunda iğne burada yok. Sadece tepe noktasında içinde var. Kalan kumaşımı ne yaptım? İçine gömüyorum. Bu şekil. Ayarlıyorum. Kendime göre. Burayı tutmanacağım şimdi. Tabii mi canım? Şunu da böyle bitiriyoruz, duvağımızı yerleştiriyoruz. Veya düz durmasını istiyorsanız kapatıyoruz. Yalnız bunu dikiyorsunuz. Dikmeseniz havaya kalkar. Alnında da bir tane aksesuar kullanıyoruz. Bu şekilde kullanan var. Önünü peki Ayşe'nin bir tane kapatma. Bu kapatma değil, hijab. Hijab bu. Bunda kapanma yok. Hakim yaka gelinlik.